Şimdi şampiyon olduğumuz bir takım, şampiyon olduğum bir takım ve bunu yaparken çok önemli bir sonuç aldığımız bir takım. Elbette ki büyük bir camia. Bence Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü. Kendi dinamikleri, kendi özel zorlukları ve kolaylıkları olan bir yer. Orada farklı bir kulvar. Farklı kulvarda çalıştığın birçok iştaşın, iş arkadaşın var. Camia çok büyük. Beklentiler çok fazla. Oranın yönetim şekliyle burası çok farklı. Biz orada sonuç haricinde birçok şeyde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. En azından orada bulunmak da başarıdır ama biz başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bugünkü gerçekleri ortaya koyacak olursak, o günkü zorluklar ve şartlarla ilgili çalışılan birçok konu zorluktu. Transfer zorluğu vardı, transfer yasakları vardı. Yönetim sorunları herkesin önünde farklı boyutta tartışılabilen ayrı bir mecraydı biliyorsun. O dönem kendine özel bir dönemdi. Bugünkü dönem kendine özel bir dönem. O takımları kendine özel dönemlerle kıyaslamak lazım. Ben Fenerbahçe, Trabzon, Fenerbahçe serisiyle uzun bir süre görev yaptım. Kolay bir yer değil, kolay yerler değil. Aynı şekilde Anadolu'daki takımlar da kolay değil ama buraları çok özel yerler. Çok büyük deneyim kazandım. Yapabileceğim çok şey var. Yapamadım. Yapamayacağım çok şey var, yaptım. İmkanlar ve imkansızlıklar eşit ama şu bir gerçek ki bir takım olmak gerekiyor. Şampiyonluklar ya da liderlikler takım olmaktan geçiyor. İyi takım olursanız her takımda başarılı olursunuz. Ben bu yarışa 3 takımımız, 3 İstanbul takımı yarışta başa baş gidiyorlar. Trabzon çok yaklaştı. Bu hafta bir maç var. Sonuç bence 3 sonuç da çok normal. Sonuna kadar bu yarışın devam edeceğini düşünüyorum. Trabzon'un gittiği, getirdiği nokta bence büyük başarı. Çünkü onlar çok arkadan geldiler ve kazanarak devam ediyorlar. İyi bir strateji yaptılar. Geçen sene yaşadıkları kırılmayı yaşamazlarsa onlar da bu işin içerisinde ortak olurlar. Ya ben Alman ligini çok seviyorum. Üretiyorlar. Çok farklı çizgileri var. Bir kere bugün tabii pandemiden dolayı seyirci olmuyor ama en yüksek seyirci reytinglerine sahipler. O bir keyif ve bu keyfi hakikaten aldığını hissettiğim bir ortam var. Tabii ondan sonra İngiltere geliyor. İspanya daha kreatif ve daha oryantal, bize daha böyle uyuyor. Ama çok enteresan olduğunu düşündüğüm bir Portekiz Ligi var. Portekiz Ligi'ndeki oyuncu kaliteleri, oyuncu tarzları, ne zaman, hangi kalitede ne zaman çıkacağı belli olmayan sürprizleri beni çok heyecanlandırıyor.